tepemizde duruyor. Bir takım yabancı kurumların ken realizasyonu yaptığını biliyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla bugün baskıyla suni bir şekilde gerçek dışı fiyatlamayla sadece sıcak para üzerinden hareket ediyorsunuz ve herhangi bir işte siyasi türbülans ya da dünyada oluşabilecek bir piyasa türbülansında, ekonomik türbülansta, jeopolitik riskte bu tam tersine dönebilir. Bunu yaptıkları için de bakın işte o demin anlattık ya ya arkadaş kur orada duruyor da piyasada biz başka fiyatlama görüyoruz. Parası olana para kazandırıyorsunuz. Adam geliyor buraya işte faize geliyor. Belli bir kurdan geliyor. Sonra o paraya çıktığında ufacık bir oynamada hop kurda oynama başlıyor. Bu böyle demokrasinin kılıcı gibi tepende kalmaya devam edecek. Beklentileri de hiçbir zaman düzeltemeyeceksin bunu yaptığın sürece. Ama temel amaç ne? Bu Haziran'da bir atlatalım. Biliyorsunuz o memura, emekliye zamlar da yapılacak. İşte ortaya koydukları aylardır bir bakın bu çıkacak enflasyon dedikleri bir yapı var. Temmuz'da da baz etkisiyle Temmuz'da itibaren daha da düşmeye başlayacak. Temel amaç burayı bir atlatmak. Ondan sonra belki e, çok hızlı olmasa bile kademeli yükselişleri görme olasılığımız söz konusu. Çünkü bu sürdürülebilir değil. Bakın siz değerli TL ile ithalata özendirmeye devam edeceksiniz. Yani niye adam şu kalemi Türkiye'de e, örnek veriyorum 10 dolar üretecekken ve yurt dışından 5 dolara alıyorsa niye Türkiye'de üretsin? Bunu bir kere sen bir anlamak zorundasın. E turizm tarafına söylüyoruz. Bakın, işte herkes anlatıyor gidenler işte Yunan adalarına gidip tatil yapıyor. Adam envai çeşit masayı donatıyor. Her türlü balık ürünü, mezesi, şusu, busu, içkisi. E, kişi başı 20-25 euro veriyor. Türkiye'de aynı şeyi yapsan 5.000-6.000 liradan aşağı çıkamazsın. Nasıl Yok, oluyor bu kardeşim? Işte orada Adisyonları da başta konuştuk orada işte. Orada da deniz yani. var. Burada da aynı deniz var. Ege'nin bir <laughs> tarafı, bu tarafı. E, aynı işte ürünler. Niye bu kadar fark var? Bir tamam e, faiz fiyat da var ama iki maliyetler de yüksek bunu fırsata çeviren vicdansızlar da var niye çünkü başta sistemi yönetenler fiyatı doğru belirlemiyor ki sağda aşağıda sen fiyatın doğru belirlenmesini bekleyeceksin bir yerde e, düzende kopukluk olduğunda link koptuğunda her yerde kopuyor. Burada Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'a da hani anmadan geçmeyelim linkleri top, kopan linkleri toparlamaya çalışıyoruz demişti yani ya. Öyle bir cümle kurdu ki o ya. enflasyon toplantısının sonunda şimdi, kaç aydır konuşuyoruz. Işte şimdi işte Sayın Cevdet Akçay'a ben de buradan soruyorum yani e, kopmayan link mi var veya siz e, TÜİK enflasyonuyla hangi linki toparlayacaksınız? bana eğer madem bu kadar hani orada şimdi, da kulis bilgiler vardı ya Mehmet Şimşek'in TÜİK'le görüştüğü ya doğru açıklayın şu verileri ben önümü göremiyorum Geriye dönük de bunu lazım. Ama orada da işte geriye dönük güncellediğin noktada bir sürü dava açılma riski var her birimiz ben, ona göre zamlarımızı alıyoruz bence zaten normal bir hukuk devletinde bu bu TÜİK'teki çalışanların yargılanması gerekiyor. Halktan gerçek enflasyonu girliyorsun. Milyonlarca insan ücretlerini bunun altında alıyor. Bir sürü mağduriyet Hı. yaratıyorsun. Yani kur üzerindeki manipülatif hareketlere sebep oluyorsun. Her şeye sebep oluyorsun. Dolayısıyla burası çok kritik çok, bir nokta. Evet, evet. Kritik bir nokta yapamıyorlar. Belki ya. de görürüz önümüzdeki 10 sene, 20 sene. Ya işte bizim aslında hep önümüzdeki söz gelecek zaman kipiyle bakıyoruz ya. O da ömürden gidiyor. Ülkenin insanın ömründen gidiyor. Ülkenin zamanından çalınıyor. Çocukların geleceğinden çalınıyor. Dolayısıyla artık öyle önümüzdeki zaman gelecek zaman kipiyle ecek acakla bizim bakmamamız lazım olaylara. Bugün kardeşim sorun adını koy ve çöz. Gerçekten niyetin varsa. Ama demin Cevdet Akçay dedim ya. Şimdi Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı hala. Kendisi para politikasını e, uygulayan ekibin içerisinde. Şimdi sizin hep bütün yayınlarda söylüyorum. E, fiyat istikrarını sağlamak temel amacınız. Merkez Bankası olarak. E, fiyat istikrar yani enflasyonu kontrol altına alacaksınız. Enflasyon verin yanlışsa sen neyi kontrol altına alacaksın? Nasıl istikrar sağlayacaksın? Oradayken bunu söyleyebiliyor musunuz? Hadi. TÜİK'i şeffaflaştırıp oradan doğru veri almadıktan sonra siz neyin para politikasını uyguluyorsunuz? Bir, bir olay denir, boşuna yok. kendini TÜİK'in son bağımsız başkanı diye nitelemiyor. Bütün yayınlara da o, o yani title ile Bu olmayan yanlış politika üzerinden doğruymuş gibi bak şuraya da gidiyoruz diye yorum yapan ekonominin içindeki aktörler de bence suçlu burada şu anda. Kardeşim gerçeği burada ortaya de, koyun. E, TÜİK konuşuyoruz ya TÜİK tüketici güven endeksini Geldi, açıklamış. Geldi saat onda evet, geliyordu. Evet ve 100 yani mayıs ayına kıyasla 2.7 azalmış. Yani TÜİK'in açıkladığı bu veride bile evet. e, bir az azalma var. Ya, ben o yüzden diyorum, bakın kaçtı? şimdi sıcak para ekonomisi tehlikelidir diye. Şu anda Türkiye'deki insanlar işte cinsi varlıklarını TL'ye dönenler ekonomi politikasına güvendiği için ya da enflasyon düşeceğine inandığı için geçmiyor. Kısa vadede ben de biraz faiz alabilir miyim ya da borsadan kazanabilir miyim? Çünkü kuru baskılamaya devam edecekler galiba. Düşüncesiyle geçiyor. Bu da tehlikeli bir beklenti. Düşün. O borsayı da soracağım size. Ceren Hanım sizden de bir yorum almak isterim. O yurt dışı çıkış harcı... Tulu başlamıştık harç mı haraç mı diye. Hı -hı. Şimdi bazı sosyal medyada paylaşımlar da gördüm. Hani herkes şey diyordu o Yunanistan'dan o kadar çok paylaşım yaptınız ki. Burada Turizm Bakanı'nın da oteller zincir var. Bir sürü işte seyahat firmaları var. Ee, gördünüz işte. Turizm Bakanı'nın otellerinin fiyatlarına da bir baksınlar. İşte o paylaşımlar adisyonlardan evet. bazıları da onundu zaten. Onun otelindendi. Ee, yani e, gördünüz işte şimdi böyle bir 3 bin lira yani sırf çıkmak için. Üç kişilik aile çıksanız zaten pasaportun bedeli de bir o kadar. 10 bin lira pasaporta, 10 bin lira e, yurt dışına çıkışa zaten fiyatlar korkunç. Çıkma yani. kardeşim diye yurt dışına çıkma para ya götürme. Ya ya çıkma. Çıkıyorsan da bedelini öde. Sadece e. zenginsen belli bir zümreye ait sen. O çık. hani 400 bin lira alışverişi var ya o gider. Onun umurunda olmaz. Evet. Tabii ki gider. Ee, yani aslında belli ki hükümetin bu dönemki politikası.